Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve bugün bir oyun tanıtımında beraberiz. Oyun incelemeleriyle oyun tanıtımları arasında ufak bir fark olduğundan bahsetmeliyim önce. Oyun incelemeleri benim de yeni tanıdığım, yeni çıkmış, hoşuma giden, daha henüz oynamadığım ya da biraz baktığım oyunları incelediğim yerler olacak. Oyun tanıtımları ise benim hali hazırda pek çok kez oynadığım, inanılmaz derecede sevdiğim ve sizin de öğrenmenizi istediğim oyunlar olacak. Ve bu ilk oyun tanıtımım. Bu oyun Bastion, hatta şu şekilde gösterirsek adını da daha rahat görebilirsiniz. Super Giant Games adında bir oyun firması tarafından geliştirilmiş bir indie RPG oyunu. Ve şu an ses ayarlarıyla sesimin nasıl geldiği hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Hatta o yüzden bir deneyebilirim. Evet, şimdilik iyi gözüküyor. Bu oyun tanıtımımız muhtemelen oyunun başına kadar Bastion'a kadar geleceğiz herhalde. O esnada oyunu anlatacağım, fakat bu oyun tanıtımı esnasında çok fazla konuşmayacağım. Sesi azıcık daha kısayım. Narration volümü fazla kısmak istemiyorum çünkü fazla konuşmayacak olmamın sebebi bu. Oyun tarihinin en efsanevi narratorlarından, yani anlatıcılarından bir tanesine sahip. Bunun dışında harika ötesi bir soundtrack'e sahip. Dolayısıyla da ben çok fazla konuşmayacağım ara. Hatta narrator konuştuğu zamanlar ben tamamen susacağım. O yüzden onu dinleyeyim. Maalesef herhangi bir Türkçe altyazı falan eklemedim, fakat eğer bu oyunu beğenirseniz ve bunun serisini yapmamı çok isterseniz ve yapmaya başlarsam eğer bir Türkçe yama bulabilirsem bunun serisini yapmaya başlarım. Ama tabii Türkçe yama bulabilmem lazım önce bunun için. Neyse. Öncelikle eski save'imi siliyorum. O kadar sıkıntı değil. Normal modda açıyorum. Proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. He gets up, sets off for the Bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. Evet, oyun böyle platformik bir yerde. Tamamen ground forms up under his feet as it points the way. He don't stop to wonder why. Tamamen siz ilerledikçe yol oluşuyor. Öyle bir olayı var. Ve aşağıya düşerseniz eğer ufak bir gösteri yapabilirim. Tabii düşebileceğim adam gibi bir yer bulabilirsem. And then he falls to his death. I'm just fooling. Finds his lifelong friend just lying in the road. Ve oyundaki ilk silahımızı elimize alıyoruz. Well, it's a touching reunion. Ve bu kesinlikle benim favori ikilimden bir tanesi. He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant in the calamity. Benim oyundaki favori silah kombinasyonu. No ma'am, it's a gas fella. Forced out from underground. Kid pops him good. Fella got a piece of him though. Tamam, narrator hatırladığımdan daha fazla konuşuyormuş. Benim oyunda favori silah ikilimden bir tanesi bu. Diğeri de zaten birazdan alacağımız bir silah. Kid just rages for a while. Evet, gördüğünüz gibi tamamen yaptığımız şeylere göre narration değişiyor. Yani anlatım. Bu oyunun en sevdiğim yanlarından bir tanesi ve bu ileride çok daha değişik şekillerde gözükecek. Ve işte Ford'un ikinci silahı. But it'll have to do. Gotta hold her still to spin up the chamber. Başta o kadar yetenekli bir silah olmasa da bu doğru upgrade'leri yaptığınızda mükemmel bir silaha dönüşüyor. Kısacası bir yakın yavaş ve güçlü silah, bir adet de uzak hızlı silah. Benim favori ikilim bu oyunda. Kid's worked up quite a thirst by now, so that fountain looks real inviting. Sometimes you just need a drink. Artık health potionlarımız var. A school of squirts tunnels up around them. Must have fled here from the mines. Oyun aslında... He sets foot inside one of Celandia's famous watering holes. Inside's old Rondi, the bartender. The calamity got him for his drinking did. Oyun aslında tamamen mahvolmuş bir evrende, dünyada geçiyor. Ve biz bu dünyada hayata kalmış nadir kişilerden bir tanesiyiz ve Bastion diye bir yere gidiyoruz. Bastion diye bir yer insanların son umudu diyebiliriz biraz. Yani tam düzgün bir tanıtım olmadı ancak... Then Kid finds his trusty shield. Ve kalkanımızı aldık. The security takes him for a petty thief. Kalkan hakkında ufak bir detay. Clang. Shield saves his eye. Darbeler size değmeden hemen önce eğer ateş ederseniz, daha doğrusu kalkanınızı çekerseniz darbe geri savruluyor. More squirts start coming out of the woodwork. Bu arada şu topladığımız ilginç semboller bu oyunun para birimi. Pops out in front of the kid. Kid sees the way to the Bastion out the window. It's a bit of a drop. Aslında Bastion'a hatırladığımdan daha kısa sürede varıyormuşuz. O yüzden daha uzun sürecek bu oyun tanıtımı. Ama aslında oyun tanıtımından he gets a good look at things on his way down. Sadece oyunun bir başlangıcı. He lands on top of a breaker's bow and it ain't broke. Evet, silahları bu şekilde görevler esnasında, ilerleyiş esnasında buluyoruz. Kid spies a good perch for some target practice. Wasn't long before the kid could loose an arrow, strong and true. He knows he should draw the string all the way back. Ayrıca eğer kalkanınızı kaldırırsanız en yakın targete kilitleniyor. Bu nişan almayı kolaylaştırıyor. Bad news is they're aiming for the kid. Kesinlikle kötü bir kalkan kullanımı örneği gösterdim. Picks up a few pointers from a dusty old. Ve ilk yeteneğimizi aldık. Silahların yanı sıra böyle özel yetenekler de içeriyor. Özel yetenekler şu black tonic'ler aracılığıyla kullanılıyor. Bu özel yetenek sevdiğim bir özel yetenek. Özellikle şu kalabalık ufak şey, eğer ufak şeyler kalabalık gelirse çok işe yarayan bir yetenek. He finds the distillery right next to the arsenal. Tough part of town. One sip of the spirits in that distillery and the kid'll feel like a new man. Oyundaki upgrade sistemi biraz değişik çalışıyor. Daha doğrusu level sistemi. Level alıyorsunuz, bu sizin yeteneklerinize pek bir artı yapmıyor. Sadece canınızı biraz arttırıyor. Çok az bir arttırıyor. Yeteneklerinizi de, pardon, canınızı da arttırmıyordu. Evet. Sadece size artı bir slot açma şansı veriyor burada. Bu slotlar sizin içkilerinizi depoluyor. Mesela bu artı 10 upgrade. Heh. Bu olsun. The arsenal's where the kid can pick the best tools for the job. Silahlarınızı buradan seçebiliyorsunuz. Bunları bulmak için illa bir haritada bulmanıza gerek yok. Bunları Bastion'a da koyabiliyorsunuz ileride. Ki Bastion'a henüz gelmedik bile. Bu arada düşmemeye dikkat edin. Çünkü düştüğünüzde canınız gidiyor. Ve eğer çok fazla düşerseniz pek güzel şeyler olmuyor hani. Ve bazı ölmüş insanlar. That one was Maud, the tutor. Once taught the kid good manners. He never used them though. An old ferry barge sends the kid on his way. The bastion's real close now. Ve oyunun en iyi müziklerinden bir tanesini duyuyoruz. Ve burada tanıdık bir enstrümantalını göreceksiniz. Kid takes a chunk of alloy. Smell of barley and spoiled blueberries fills the air. Ve oyundaki en nefret ettiğim yaratık. Kid maybe shouldn't have done what he just did. Yani şeyler ölmüyor bile. Kesinlikle oyunda en nefret ettiğim ikili geldi şu an. Kid puts him out of his misery. Robs a scumbag of his last meal. Ve level atladık. Ve aşağıya düştük. Ve FPS'imiz de düştü de 30'da sabit gözüküyor şu an. Ne yapmıştın sen? Finds the core to the wharf district. He steals the city's heart. Might as well. Evet. Ve burada tamamen kaçıyorsunuz. Kid has a feeling he better get a move on. Oyunun en iyi müziklerinden bir tanesi, en sevdiğim müziklerinden bir tanesine daha geldik. Kid just keeps running. Tabii ki de. Koşmak dışında ne yapabilirim burada? Savaşırız ama ortalık mahvolacak. Aslında oraya girmemiştim. Sadece düşmüştüm. Ve Bastion'a geldik. Yes. Sure enough, he finds another. He finds me. We talk for a spell. There's a bit of the Bastion's power in that crest, enough to point the way to the cores. İşte şu deminden beri sesini duyduğumuz amcamız bu. Tabii seslendiren arkadaş beklediğimiz gibi bir şey değil. I try to let the kid down gently. This is the Bastion, all right. Except no one else showed up. And just like that, the Bastion comes alive. Starts growing again. Growing stronger. Kid's gotta put its power to good use. Now the Bastion can send them even farther into the wild unknown. Oyundaki başlangıçtaki amacımız haritaları dolaşıp bu core'ları bulmak ve Bastion'ı onarmak. Kid ponders what to build. Tabii öncelikle arsenal yapmak zorunda. The Bastion's a place of peace, but we can hold our own if we have to. Arsenal değil de. A repeater goes with a hammer better than a box of nails. Kid don't know what's out there waiting for him. Ve the skyway. Now the kid can ride the wind, the distant lands. İşte görev seçim ekranımız burası. Bu bir görev. Şu daha önce bitirdiğimiz bir görev, ona tekrar dönemiyoruz. Bu bir, gördüğünüz gibi ona tıkladığımızda fly seçeneği yok. Bu bir görev. Yani gördüğünüz gibi burada core detected diyor, yani core bulundu. Bunlar ise tamamen challenge'lar, yani Türkçe'ye nasıl çevireceğim onu bulamadım. Tamamen o silahtaki yeteneklerinizi kanıtladığınız bir şey. Ve değişik ödüller veriyor. Şimdi biz normal bir görevden devam ediyoruz. Now he lands at the intersection between bad and wrong. Ought to be a core down one of these twisted streets. But which one? He heads for the east side, where windbags used to keep the local forge. Whoa. Somehow that old forge is still standing. Inside the forge, Kid can fine-tune those instruments of his. Forge'lar tamamen silahlarımızı upgrade ettiğimiz yerler ve her silahın farklı upgrade materyalleri var. Mesela bu Crescent Hammer'ı upgrade etmek için Something Heavy. Mantıklı. Şimdi bize artı 10 critical hit şansı mı lazım, yoksa artı 50 damage mi? Artı 50 damage alıyorum. Bu arada bu upgrade'leri sonradan değiştirebiliyorsunuz. Hatta size örnek göstereyim. Bildiğiniz, gördüğünüz gibi şu ikisi arasında değiştirebiliyorum. İhtiyaç... Odd place to find the likes of Percy the Snitch. Never much cared for that big wide grin of his. Ah. He heads for the squirt steps. Won't be no field trip this time. Ve burada yeni bir silah daha alıyoruz. Bu yakın dövüşte seri hareket etmeyi sevenler için harika bir silah. Scumbag can digest just about anything. Except for this. It's quick for slicing. And light enough to throw. Crescent Hammer'a göre çok daha... Pardon, Creel Hammer. Crescent Hammer nereden çıktı? Minecraft'ta kaldı aklım. Çok daha kötü bir vuruşu var. Ama bir özelliği de var. Gördüğünüz gibi demin dediğimiz gibi atabiliyorsunuz bunu. No sign of the core here. At least the kid got something for his trouble. Them squirts just don't know when to quit. Squirts don't make the best of friends, but they can be useful in a pinch. Yeni aldığımız özel yeteneğimiz bu. Yanımıza bize yardımcı bir çağırıyoruz. Up north is where the gas fella foreman used to live, tending to his flock. No whack gas fellas all dress alike. Kids wondering the same thing. Senaryo çoğu RPG oyununda olanın aksine öyle aşırı derin bir senaryo değil ama oyunun sonunda cidden tahmin edici bir senaryo. Fakat oyunun kesinlikle en önemli özelliği oynadığınızda değecek kadar eğlendiriyor sizi. Ve artık onların liderleriyiz. Ve koru alıyoruz. He hears the whole place groan, but it's too tough to fall. Might as well check the other side streets before leaving this hole. Ve ikinci korumuzu da aldık. He comes back, just like I knew he would. The core hums in his pack. The monument's calling for it. The windbags used to be all right. Then the calamity took the floor out from under him. Ain't always much to say. Kid does it again. Only fair he decides what we build next. Can't be too careful these days. Bu arada Bastion'da öldüğünüz düşündüğünüz takdirde bir şey olmuyor. Personal supply. Party punch is so zesty, it'll let you carry on through the worst of times. Tabii ki de ben her zamanki düzenime giriyorum. Picked up traces of other cores while the kid was out. Size bir tane de basit bir challenge göstererek oyunu bitirebilirim ya da challenge'ı da size bırakalım. Evet, bu Bastion incelememizin, daha doğrusu tanıtımımızın sonu. Eğer bu oyunu bir seri halinde oynamamı isterseniz bunu bana bildirin. Eğer çok fazla istek olursa cidden bunun serisini yaparım. Hani cidden de yapmak istiyorum aslında. Çünkü benim inanılmaz derecede çok sevdiğim bir oyun. Oynarken inanılmaz derecede eğlendiğim bir oyun. Ve çoğu insanın da oynarken inanılmaz derecede eğlendiği bir oyun. Steam'de yanlış hatırlamıyorsam $15 bulabilirsiniz. Ki indirim dönemlerinde gayet $3 kadar inmişliği de var. Hem Windows hem Linux hem de macOS işletim sistemleri üzerinde çalışabiliyor. Daha ne isteyesiniz tabii. Parasını hak eden, gayet birden fazla alternatif sonu olan, mükemmel bir soundtrack'e sahip, mükemmel bir narrator'a sahip olan, gayet eğlenceli bir gameplay'e sahip, seslendirme kadrosu da çok iyi. Her ne kadar başlangıç çoğunlukla tek bir kişiden oluşsa da, ki bunun dışında 3-4 kişi daha var. Bunun dışında grafikler olarak da benim çok hoşuma giden grafiklere sahip. Tabii öyle gidip HD grafik arayan biri olmayın oyunlarda. Oyun gayet evrenine ve atmosferine göre mükemmel grafiklere sahip. Zaten geliştirici ekibin çoğu tasarımcıdan oluşuyor, yani sanatçıdan. Bunun dışında... oyun dediğim gibi Super Giant Games tarafından geliştirilmiş ve Warner Bros tarafından dağıtıma sunulmuş bir oyun. Eğer beğendiyseniz bu oyunu oynayın cidden. Bir şey kaybetmezsiniz. Hatta sevdiğiniz oyun, favori oyunlarınız arasında bir tane daha oyunu eklemiş olursunuz. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfteyiz Köfte'nin günler, iyi eğlenceler.